merhabalar Sıtkı Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Evet. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sıtkı Bey, biliyorum yazgan emlak olarak babanız Sayın Mehmet Yazgan Bey'in kurduğu, uzun yıllarda bu sektörde verdiği başarılı hizmetlerle ciddi anlamda sektöre yön veren bir işletmecisiniz. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen değerli konuklarınıza ve izleyicilerimize tavsiyelerinizle ulaşacağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Sıtkı Yazgan kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 4 Nisan 1994 İzmir Aliağa doğumluyum. 24 yaşındayım. Baba mesleği olduğu için bu sektörde 10 seneden beri hizmet vermekteyiz. Bu da çocuk yaşlardan beri işin içinde olduğunuz anlamına geliyor. Evet. Babanızdan aldığınız ilke ve prensipler doğrultusunda da aynaklı bir çalışmayı devam ettirmektesiniz. Evet. Şimdi ben biraz da konumla ilgili bilgiler vermek istiyorum sevgili izleyicilerimize. İki noktada hizmet vermektesiniz. Evet. Bir tanesi Bergama Zeytindağ'da hizmet vermekteyiz. Zeytindağ, bir tanesi de Bergama'da, merkezde. Belediyenin karşısında. Belediyeyle hemen karşı karşı olduğumuz alandayız. İki noktada hizmet veriyoruz. İçinde bulunduğumuz işletmemiz yaklaşık 70-75 metrekare. Diğer taraf yaklaşık ne kadar efendim? Orası hemen merkezde olup Zeytindağ Eczanesi'nin çaprazında 10 metre karşısındadır. Hemen orada da bir 25 metrekarelik bir alan. Evet. Toplamda baktığımızda 100 metrekareye yakın bir alan içerisinde hizmet veriyorsunuz. Evet. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir? Bizlerle birlikte çalışan kadro sayımız 2 kişidir. Bu işe ilk olarak 2008 yılında babam başladı. Hı hı. Ardından biz devam ettirdik. Bizlerle çalışan 3 kişi olmak kaydıyla 4 de profesyonel yardımcılarımızla birlikte babam Mehmet Yazgan, iş ortağımız Mehmet Uygun Bey, aynı zamanda ben kendim olmak üzere toplamda da 4 profesyonel ekibimizle beraber toplamda 7 kişi olmak üzere bu sektörde hizmet vermekteyiz. Uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla bu hizmetleriniz devam etmekte. Şimdi sizlere gelen taleplere baktığımızda ağırlıklı olarak talepler nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Çandarlı Limanı olarak geçen Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın başlamasıyla birlikte bu sektörde Zeytindağ bölgesinde özellikle o civarlarda çok fazla talep yoğunluğu başladı. Biz de bu talep yoğunluğuna elimizden geldiğince bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber hizmet verebilmek için gayret gösteriyoruz. Sarf ediyorsunuz ve bölgede de resmi olarak bu işletmeyi başlatan sizsiniz. Evet. İlk özellikle olarak gayrimenkul ve emlak konusunda hizmet veren işletmesiniz. Evet. Resmi evraklarıyla devlet kanalından hizmet verebilme imkanı bulan işletmeciliği yapmaktasınız. Evet. Size gelen konuklarımız dünyanın birçok noktasından biliyorum talepler var. Sadece yakın çevreyle sınırlı değil, Türkiye'nin 81 ilinden gelen evet. Yine taleplere cevap verebiliyorsunuz. Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacak sevgili izleyicilerimiz efendim? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda daha önce de Emlak.net sitesinde bu Zeytinay Yazgan Emlak olarak hizmet vermekteydik. Fakat şu an burada da Bergama'da şubemizi açtık. Ben şöyle söyleyeyim. İzmir'in Bergama ilçesi Zeytindağ mahallesinde Zeytindağ Eczanesi karşısında hizmetimizi vermekteyiz. Adres olarak bizi buradan bulabildikleri gibi evet. Sosyal medya sayfalarından da bizlere ulaşma imkanı var. Sosyal medya sayfalarında. Sosyal medyada iki tane hesabımız bulunmakta. Bir lütfen. Tanesi Zeytindağ Yazgan Emlak adlı isimden ulaşabilmektedirler. Aynı zamanda Yazgan Emlak Bergama sayfasından da bizlere ulaşabilecekler. Ulaşabilirler. Sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşan değerli izleyicilerimiz burada verdikleriniz hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşabilecekleri evet. Gibi. Ayrıca telefon numaralarından da sizlere ulaşabilecekler. Evet. Ve sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası 0232 alan koduyla 633-44-11 nolu sabit telefonumuzdan. Evet, Bergama'daki şubemizin. Ve yine GSM numaranız var. Ayrıca sizlere ulaşabilecekleri 541-929-1012 GSM numarasından da benim kendi telefonum zaten budur. 724. Buradan bana ulaşabilirler. 724 açarız. Hizmet alabiliriz sizden değerli misafirleriniz. Evet. Şimdi ben sizin burada verdiğiniz hizmetlerle ilgili ve detay bilgilerinizi tabii ki bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktaramam. Evet. Ancak verdiğiniz hizmetle ilgili aslında bölgede gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen değerli misafirlerimize ve izleyicilerimize teknik bilgileri alabilmek adına işletme ortaklarınızdan Sayın Mehmet Uygun Bey'le de küçük bir söyleşi yapmak üzere size teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz başarılı hizmetlerden mutlaka kaliteli hizmetlerinizden dolayı bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Rica babanızdan ederim. Aldığınız bayrağı çok daha iyi noktalara getirecek olduğunuza inancımızla birlikte tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun ben diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz Zeytindağ Yazgan Emlak gayrimenkulü tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Ve yanımızda şu an işletmemizin ortaklarından Sayın Mehmet Uygun Beyefendi bulunmakta. Mehmet Uygun Bey yine iş ortaklarıyla birlikte kendi tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini de bu sektöre yansıtarak ciddi anlamda sektörde etkin bir hizmet vermekte.
Bakalım bu bölgede verilen hizmetler, özellikle sektörle ilgili bilgiler, tecrübeler, bize özellikle yatırımcılarımıza yapacağı tavsiyeler ve verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, burada verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce ben sizleri de değerli izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Sayın Mehmet Uygun kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Teşekkür ederim. İsmim Mehmet Uygun. Bergama doğumluyum. Uzun yıllar kamuda, 14 yıl kadar Zeytinağ Belediyesi'nde görev yaptıktan sonra buradan edindiğim tecrübelerimi, bilgi ve birikimlerimi de özel sektördeki yatırımcılara sunmak üzere değerli ortaklarımız Mehmet Yazgan ve İbrahim Sıtkı Yozgan'la paylaşmak üzere bu firmaya devam ediyoruz. Harikulade bir hizmet veriyorsunuz. Ben birlikte yaratmış olduğunuz bu enerjiden ve sinerjiden dolayı sizleri canı gönülden kutluyorum. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyorum. Ben iş ortaklarınızdan Sayın Sıtkı Bey'le yaptığım söyleşide işletmenizle ilgili kısa kısa bilgiler aldım. Ancak hizmetlerin neviğine çok fazla girmedim. Şu ana kadar Türkiye'nin birçok noktasından, yine dünyanın birçok ülkesinden gurbetçilerimizin çok fazla bölgeye talep gösterdiğini biliyorum. Evet. Ve talepler doğrultusunda burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyorum. Siz sadece gayrimenkul yatırımı değil, aynı zamanda emlak, alım, satım, kiralama gibi konularda da hizmet vermektesiniz. Size gelen talepler doğrultusunda verdiğiniz hizmetler nelerdir efendim? Bizim başlıca ana konularımız emlak sektöründeki danışmanlık parantezi içerisinde konut ve küçük çaplı arazi yatırımları. Ana hizmet dalımız bu. Ama buna paralel olarak benim görev yaptığım döneme ilişkin elimdeki portföyü de burada değerlendirerek biz daha büyük işletmeci ve yatırımcılara da gerekli hizmetleri ve desteği tüm teknik altyapısıyla birlikte verebiliyoruz. Şimdi bölgede bir takım çalışmalar var. Evet. Özellikle Türkiye'nin ve dünyanın bildiği ve takip ettiği çok yakın zamanda başlayacak olan, ihaleye çıkacak olan Kuzey Ege Konteyner Limanı'nız. Bu çalışmayı biraz değerli izleyicimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorum sadece bu bölgeye değil, Türkiye'nin ekonomisine de katkısı olacak olan bu yatırım, bu bölgenin tamamına etkin, tamamına faydalı olabilecek bir çalışma. Onunla ilgili sizden biraz bilgi almak istiyorum. Çünkü bu sektörle ilgili, gayrimenkul ve yatırım sektörüyle ilgili çok büyük etkileri olacak olan bu işletmecilik başladığında nerelere kadar bu hizmet, nerelere kadar bu etki, tesir görünecek ve nerelerden size talepler gelmeye devam edecek diyelim. Aslında Kuzey Ege Konteyner Limanı'nı birkaç kelimeyle özetlemek gerekirse, ÇED raporunda da yer aldığı gibi ben şu ana başlıkları değerlendirmek isterim. Lütfen. Yıllık gayri safi milli hasılaya 200 milyar dolarlık bir katkısı ve 120 milyon ton yükün eleşleneceği bir liman olarak ana iki başlığı saymak aslında ülkemizin en büyük ve en önemli lokomotif projelerinden biri olduğunu ispatıdır. Kesinlikle. Buna paralel bölgede oluşturacağı hinterland aslında limanın 300 kilometre çap olarak düşünülüyor. Kuzey, güney ve doğu yönünde biliyorsunuz batımız bizim deniz. 300 kilometrelik bir alanda ki hinterland'a etki edecek büyük bir proje. Bu projenin ikinci büyük avantajı da Akdeniz'deki konteyner ticareti yapan ülkelerin ve gemilerin ilk hedef olarak kullandığı Avrupa'ya açılan kapı Pire Limanı'dır. Biz Akdeniz'de Pire Limanı ile aynı sapma mesafesindeyiz ve Pire Limanı'nın Sayın Binali Yıldırım Bey'in de ifadesiyle Pire kadar küçük kaldığı çok ciddi ve önemli bir proje. İyi bir filmi izlemek için en önden bilet almak önemlidir. Tavsiyemiz de bizim ağırlıklı olarak Zeytinburnu bölgesi. Şimdi alan çok büyük. Alan çok büyük olmasına rağmen tabii böyle bir çalışma sonrası, böyle bir proje sonrası bu büyük alan aslında çok kısa zamanda yağmalanacak. Kesinlikle. Ve yer kalmayacağını şimdiden de yatırımcılarımıza müjdelemek istiyorum. Evet, hemen doğru. Burası daha henüz bakırken, insanların daha henüz burayı parçalamadan, dağılmadan evet, alıp buradan özellikle kar elde etmeleri mümkün diyoruz yatırımcılarımıza. Kesinlikle. Şimdi biraz evvel de söyledim, siz 3 işletme ortağı, sizin dışınızda sahada çalışan 4 profesyonel kadronuzla da evet, son derece başarılı hizmetler vermektesiniz. Tercih edilme sebeplerinizi ben Sıtkı Bey'le de görüştüm. Ama size göre özellikle siz bölgede etkin bir bilgiye sahipsiniz. Sadece bu sektörde değil, belediyecilik anlamında tecrübeleriniz evet, ve bilgilerinizle de gerek yatırımcılarımıza, gerek mesleki arkadaşlarınıza, meslek arkadaşlarınıza da belki sadece sizin kendi işletmenizde değil, bilgilerinizi onlara da fayda veren, onlara da yönlendiren çalışmalar yapıyorsunuz. Ben tercih edilme sebeplerinizi biraz sizin de burada olma sebeplerinizden olduğunu düşünüyorum. Evet. Sizindeki etkiniz, buradaki etkiniz mutlaka çok çok önemli. Sağ olsun. Efendim ben burada sizlerin verdiğiniz hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktaramıyorum maalesef. Ancak benim için ayırdığınız bu değerli dakikalara, uzun yılların tecrübesini, bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaştığınız için size
ve iş arkadaşlarımıza, ortaklarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Siz de son olarak sizleri tercih eden değerli misafirlerinize buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz diyorum. Başta buraya kadar zahmet edip bizimle bu elimizdeki bilgi, veriyi gerçek yatırımcılara ulaştırmak adına profesyonel anlamda bize destek verdiğiniz için ben size ve tüm ekibinize tüm gönülden teşekkür etmek çok istiyorum. Teşekkür ediyoruz biz de size. Ve herkese biz gönülden ve doğru bir destek vereceğimizin taahhüdünü buradan yapıyorum. Hemen son olarak, yılların tecrübesiyle hareket eden bir işletmesiniz. Bölgenin ilk ve bugün en kaliteli hizmetini veren işletme olarak. Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen ya da arsa, arazi, emlak yatırımı yapmak isteyen tüm değerli izleyicilerimize bu konuda bir yatırım yaparken, işletme tercih eden ya da bu konuda çalışma yapan insanları tercih ederken öncelikle nelere dikkat etmeliler, tavsiyeleriniz nelerdir efendim? Bakın sektör aslında herkesin yapabileceği gibi, yapabileceği kadar kolay gibi görünse de belli başlı kriterleri taşıma zorunluluğu var. Nedir? Profesyonel bir hizmetin verilebilmesi için olması gereken resmiyet, ikametin sabit ve uzun süreli olması ve kişilerin bu sektörde kendini ispat etmesi zorunluluğu var. Kolay bulunabilir olması, aynen, satış sonrası ulaşılabilir olması çok çok önemli. Elbette, kesinlikle katılıyorum. Siz bölge insanısınız. Bölgeyi doğuştan bu yana tanıyan, tabii ki burada karış karış bilen insanlarsınız. Doğru yönlendirmeleriniz, bölgedeki hakiminiz, konuya hakim olmanız mutlaka sizi tercih edilme sebepleriniz. Ancak biraz evvel de söylediğiniz gibi bu sektör suistimale açık olan çok sektörlerden açık bir tanesi. Maalesef belki sağlığımızdan, yediğimizden, içeceğimizden kıstığımız, biriktirdiğimiz paraları getirip bilmediğimiz bir ayaküstü işletmeye teslim etmek çok sağlıklı bir yatırım değil. Ben de insanlara bir kez daha dikkatli olmalarını tercih ediyorum ve tavsiye ediyorum. Buradan yatırımlarınızı ciddi, çalışma sonrası ulaşabileceğiniz, alışveriş sonrası ulaşabileceğiniz işletmelere, tıpkı elimizdeki Zeytindağ, Yazgan emlak gibi işletmeleri tercih etmenizi, onlarla çalışmanızı bir kez daha tavsiye ediyorum ve tekrar sizlere başarılar diliyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Teşekkürler.